Merhabalar, bugünkü dersimizde CSS'de arka plan özelliklerini inceleyeceğiz. Bunun için ilk önce daha önce oluşturmuş olduğum deneme sitemiz adlı projeyi açıyorum. Bakalım neler yapmışız. Evet, gördüğünüz gibi site boş arkadaşlar. Henüz bir şey eklemedim. İlk olarak background color'la başlıyoruz. Background color arka plan rengimizi değiştirmek için kullanılır. Daha önceden color seçeneklerini görmüştük zaten. Yine de küçük bir tekrar edelim. Örneğin arka planımız. Direkt şuradan Sky Blue vereyim. 87 CEB. Hex kodlarıyla da verebiliriz arkadaşlar bunları. 87 CEB. Evet, şöyle bir deneyelim bakalım. Gördüğünüz gibi arka planımız mavi oldu, gökmaviş oldu. Daha sonra background image var arkadaşlar. Background image arka plana resim eklemek için kullanılır. Bunun için ilk önce masa üstündeki 256 çarpı 256 boyutlarındaki resmimi image klasörüme ekliyorum. Daha sonra background image yazıyorum. Bundan sonra yapmanız gereken URL'ye İki parantez açmak ve içine resminizin yolunu belirtmek. Şu şekilde content klasörün içindeki image klasörün içinde background sample png dosyası. Kaydediyorum. Tekrar bakıyorum. Gördüğünüz gibi tamamen tüm alanı kaplamış bir vaziyette. Background repeat ise bu arka plan resminin x ve y eksenleri de tekrar edip etmeyeceğini belirler. Örneğin no repeat dersek hiçbir şekilde tekrar etmeyecek. Sadece resmimizin orijinal halini göreceğiz. Gördüğünüz gibi. Repeat y dersek Y ekseninde tekrar edecek. Alta doğru tekrar edecek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Repeat X dersek bu sefer sağa doğru X ekseninde tekrar edecek. Varsayılan olarak arkadaşlar repeat'tir. X ve Y eksenleri etrafında. İkisinde de tekrar ediyor. Yani şu şekildedir. Yani yazmamıza bile gerek yok bunu. Daha sonra background position vardır arkadaşlar. Background position bu arka plan resminizin nerede olacağını belirler. Şunu no repeat şeklinde tekrar düzenleyeyim. Position varsayılan olarak arkadaşlar tablet şeklindedir. Zaten şu şekilde. Mesela top right diyelim. Sağ üstte alacaktır. Böyle açtığımız zaman IntelliSense'den de çıkıyor arkadaşlar. Görürsünüz. Top, IntelliSense. Center diyelim. Bakalım ne olacak. Center da tam ortaya alıyor arkadaşlar. Center ise yukarıdan ve aşağıdan ortalar. Gördüğünüz gibi hiçbir değişiklik olmadı. Daha sonra background attachment var arkadaşlar. Background attachment varsayılan olarak fixed'tir. Arka plan resminin sabit olup olmamasını belirler. Hemen bulletin.org sitesine gidiyorum. Sanırım biraz yavaş internetimiz. Şuradan bakayım. Açılmıştı. Neyse. Tekrar girelim. Hala bekliyoruz.
Samsung.org açılacak mı? Neyse arkadaşlar, kendimiz yazalım o zaman. Bu bir deneme yazısı diye bilelim. Hala açılmamış. Bunu kopyalıyorum arkadaşlar sürekli. Size bu arka plan olayını göstermek için. Bu şekilde kopyaladım. Şunu kaldırıyorum arkadaşlar. Tekrar varsayalım olarak sol üstte ortalanacaktır. Şu şekilde arkadaşlar, gördüğünüz gibi scroll'umu yukarı aşağı yaptığımda arka planda sabit kaldığını göreceksiniz. Scroll'da ise böyle bir şey olmayacak. Daima yukarıda sol üstte kalacak arkadaşlar. Bu şekilde. Scroll ise bu işe yarıyor arkadaşlar. Tüm bu yaptığımız background özelliklerini tek bir özellikle de belirtebiliriz değerlerini. Örneğin sadece background kullanıyorum. Şunu kaldırıyorum arkadaşlar. Background. Arka plan resmi belirttim. Center center diyorum. Ortalansın. Scroll olsun. Hatta rengi de evet, üçlü şekilde kullanabilirsiniz. Bu beyaz olduğunu gösterir. Arka plan zaten beyaz. Yine de şöyle kullanayım. Center center rengini belirttik. Resmimizi repeat. Repeat Y diyelim. Repeat Y'ye de tekrar ettim sadece. Gördüğünüz gibi ortada. Bu şekilde bir kullanımı da var arkadaşlar. Bütün özellikleri sadece background, bütün değerleri sadece background özelliğinde kullanmış olduk. Bu en çok sık, en sık kullanılan bu şekilde arkadaşlar. Daha sonra background size özelliği var. Background size ise center center. Şurada repeat olsun. Bu şekilde altını arkadaşlar. Başka bir büyük bir görsel ekliyorum arkadaşlar. Hemen görselini de göstereyim size. Bu şekilde tamamen büyük bir görsel. Şunu JPG yapıyorum. Ve daha sonra sayfamı yeniliyorum. Gördüğünüz gibi kocaman bir arka plan resmi. Fakat şunu bir kaldırayım şimdi. Sayfamı yeniliyorum. Fakat tarayıcı boyutumu küçülttüğümde resmin de tarayıcı boyutuyla beraber küçüldüğünü görüyorsunuz. Yani hiçbir değişiklik yok. Tamamen sabit. Background size ise arkadaşlar responsive dedik. Tarayıcı boyutu küçüldüğünde sizin arka plan resminiz de tarayıcı boyutuna göre yeniden optimize olacaktır. Onun için sadece cover yazmanız yeterli. Background size cover. Sayfa yeniliyorum. Gördüğünüz gibi arka plan resmimiz artık responsive bir hale geldi. Tekrar deneyip optimize, kendini optimize etmeye çalışıyorum. Tarayıcı boyutu değiştikçe. Bunu arkadaşlar hemen söyleyeyim. HTML etiketlerinin içine yazmanız sizin için daha faydalı. Yani şu gördüğüm. Çünkü ileride jQuery'ye başlayınca onun faydasını anlayacaksınız. Yani HTML etiketinin içine yazmanız sizin için her zaman daha iyi. Herhangi bir değişiklik olmadı gördüğünüz gibi. Tekrar eski haline alıyorum. Geçişli arka plan renkleri vardır arkadaşlar. Bunun için gradient arka plan da diyebiliriz. Google'a CSS gradient yazmamız yeterli.
Daha sonra ilk çıkan sayfaya girin. Bu şekilde geçişte arka plan renkleri olduğunu fark edeceksiniz. Bu siteden, Ultimate CSS Gradient Generator sitesinden geçişte arka plan renklerinizi belirleyebilirsiniz. Örneğin şu şekilde renk edin. Daha sonra kopya tıklıyorsunuz. İnternet Explorer 9 desteği almak istiyorsanız buna da tıklayabilirsiniz. Ben hiç tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Zaten kullanım kaldığını. Daha sonra kopyaladığınız kodu buraya yapıştırmanız gereken Ctrl A, Ctrl A ve Ctrl KD ile kodlarını düzenliyorsunuz. Gördüğünüz eski tarayıcılarda bu şekilde gözükecek. Şunlar ön ek arkadaşlar. Eskiden kullanılıyordu. Yine de kalsın. Microsoft için yani Internet Explorer için, Opera için, WebKit ise Google Chrome ve Safari için, Mozilla yani Firefox tarayıcısı için geçerli. Yani sayfamızı bir yenileyelim. Gördüğünüz gibi arka planımızda bu şekilde geçiş oldu. Yeşilden maviye doğru. Dersek bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.